sefalet çektik. Sonra gittim Aksaray'da 5 sene açtım. Orada da dükkan sahibi kiralar artınca zorla çıkardı. Bir sene boş yazdı. Ondan sonra buraya rastladı. 3000 dolarım vardı. Hanımla gizli burayı kiraladım. Şimdi açmaya para yok. 7000 dolar, 8000 dolar para lazım. 20 kişilik bir liste yaptım. Vermediler. Borç sisteminde böyle vermediler. Dedim ki yalan konuşsam alırdım. İşler kötü giderse veremeyeceğim dedim. Iğdır'dan mirasım var. Onu almayana kadar veremem. 1000 dolar vermediler. 6-7 kişi verdi. Ondan açtım işte. Sonra hanımın haberi oldu. Ben senden boşanacağım. Sen yine batıracaksın bizi. Yani burayı açtık. O da Allah'a şükür iyi tuttu. Öyle açtığım günden neredeyse kapalı işe oynadı. Buranın sayesinde haysiyetimizi kurtardık. Şimdi Allah'a şükür kapalı işe oynuyoruz neredeyse. Bazen öyle an oluyor diyorum inşallah müşteri gelmez. Çünkü hizmet veremiyoruz. Küseceğine, gelip küseceğine gelmese daha iyi. Yani o anlar oluyor Allah'a şükür. Ben ama o sıkıntıları gördüğüm için o rezaleti, o parasızlığın, gururumun kırılmasını, yüzüm, ha o arada yüzüm saçkıran töktü, böyle komple yara töktü sık depresyonla. Şimdi o sıkıntıyı gördüğüm için günde 20 saat çalışıyorum. Bak bugün vallahi 3 saat uyumuşum. Şimdi bazı gerizekalılar diyor, para nedir, amaçtır, gereçtir? Ana, baba, vatan, namus, şeref. Para ne demek, para. Düş gör o zaman para ne demek. Hele yalandan değil, para ne demek.